Herkese merhaba. Ben Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Genel Sekreteri Melis Vakuf. Korona salgını nedeniyle hepimiz evimizdeyiz. Fiziksel aktivite düzeylerimiz çok azaldı. Çocuklar evde çok sıkılıyor. Biz de birlik olarak sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı videolar çekiyoruz. Bugün kızlarım Zehra ve Mine bana yardımcı olacaklar. Ve biz de sizler için birkaç tane fiziksel aktivite örneği göstereceğiz. Bizler hazırız. Eğer siz de hazırsanız başlayabiliriz. İlk hareketimiz çocuğumuzla beraber yapabileceğiniz bir egzersiz. Bu pozisyonda önce yere bakan köpek, daha sonra da plank pozisyonuna geliyorsunuz. Çocuğunuz etrafınızda koşarken herhangi bir elinize ya da ayağınıza dokunuyor ve siz de çocuğunuzun dokunduğu uzvunuzu havaya kaldırıyorsunuz. Toplamda 10 dokunuştan sonra tekrar emekleme pozisyonuna gelebilir ve dinlenebilirsiniz. Eğer ki fiziksel kapasiteniz yeterliyse ikinci tekrarı yapabilirsiniz. Siz gövde kontrolü ve denge çalışırken çocuğunuz da etrafınızda koşarak ısınma egzersizlerini yapmış oluyor. Siz de egzersizlere başlamadan 5 dakika boyunca yerinizde yürüyerek vücudunuzu ısıtabilirsiniz. Aynı egzersizi bu kez çocuk yerde, siz ayaktayken yapabilirsiniz. Bu tarz egzersizler çocuğunuzun gövde kontrolü ve vücut farkındalığının gelişmesine yardımcı olurken, aynı zamanda dengesinin ve koordinasyon becerisinin artmasını da sağlar. Siz de çocuğunuzun etrafında dönerek hafif şiddetli bir egzersiz yapmış olursunuz. Unutmayın ki egzersizlerin oyun şeklinde yapılması ve çocuğun anne babayla beraber egzersiz yapması, aile içi bağların kuvvetlenmesine ve çocuğun iletişim becerilerinin ve özgüveninin artmasına da yardımcı olur. Üçüncü egzersizimize de emekleme pozisyonunda başlıyoruz. Parmaklarımızı yere taktıktan sonra yere bakan köpek pozisyonuna yükseliyoruz. Bu pozisyonda çocuk altımızdan geçiyor. Onun geçmesiyle plank pozisyonuna iniyoruz ve ayağa kalkan çocuk bu kez üzerimizden atlıyor. Bu seriyi 5 tekrarlı 2 set şeklinde yapabiliriz. Çocuğun ayak ucuna bıraktığımız tuvalet kağıdını iki ayağıyla sıkıştırmasını ve bacaklarını yukarı geriye doğru kaldırmasını isteriz. Tuvalet kağıdını alan diğer kişi çömelme pozisyonundan ayağa kalkar ve zıplayarak arkaya döner, tuvalet kağıdını yere bırakır. Bu seriyi her seferinde çocukların görevini değiştirerek 5 tekrarlı 4 set şeklinde yapabilirsiniz. Bu tarz egzersizlerle çocuklar fiziksel aktivite yapmanın yanı sıra işbirliğini ve görev bilincini de pekiştirirler. Bu ve bundan sonraki bütün egzersizleri İki ya da daha çok çocuğunuz varsa birbirleriyle yaptırabilir ya da çocuğa siz eşlik edebilirsiniz. Parkur şeklinde dizayn edilen egzersizler çocukların oldukça keyif alarak yaptıkları bir fiziksel aktivitedir. Bu egzersizde de 5 tane tuvalet kağıdını aralıklı şekilde diziyoruz. Çocuklardan bu tuvalet kağıtlarının aralarından zıplayarak geçmelerini ve sona geldiklerinde ister düz ister geri geri koşarak başlangıç noktasına dönmelerini istiyoruz. Aynı parkuru yan sıçrayarak ya da zikzak şeklinde koşmalarını isteyerek modifiye edebilirsiniz. Dilerseniz siz de çocuğunuzla yarış yaparak ona bu parkurda eşlik edebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü, herkes için günde en az 1 saat fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapmaktadır. Bütün bu egzersizlerle hem çocukların hem de sizlerin evde aktif kalmasını sağlayabilir, hem de karantina günlerinde ailece güzel ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Sağlıklı kalın, evde kalın.